İtiraz kabul etmiyorum. Kızı ben beğendim, sen de evleneceksin. Babacığım, itiraz etmek ne haddim ama diyorum... Hiçbir şey deme. Ben diyeceğimi dedim, bu iş bitti. Bey, Vahdet'i bir dinle sen. Sen nasıl konuşuyorsun ha? Sana kim söz hakkı verdi? Vahdet bu kızla evlenecek diyorum. Ya evlenir veyahut da bu evi terk eder. Aa, bu Zeynep Bey de artık işi azıttı. Yani apartmanda sesini duymayan kalmadı maşallah. Allah evdekilerin yardımcısı olsun. Öyle. Vallahi diyeceğim, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz Kantar'a kızıyoruz ama Kantar bunun yanında zemzemle yıkanmış. Aman aman, al birini vur ötekine. Neyse, çeneyi kapat da papyonun sokağa çıkma saati. Ha? Çabuk yavrucağım, içeride sıkıldı, mahvoldu. Hava almaya çıkar, hem de ihtiyacını görsün. Olur kardeşim, olur. Şimdi gidiyorum, şimdi götürürüm. Bir daha bu hatları bana kahvaltı ettirmem. Burada yiyecek halim kalmadı. Ha, Zeynel Bey var ya bizim, Zeynel Bey. Hani şu çok konuşan, tepesi delik gibi bağıran adam. Öğün bağa gelecek, alışma işin bağırım ne istiyor. Hadi, Allah'a ısmarladık. Hadi, olsun. Hayırlı işleri kaptanım, güle güle, güle güle. Gel papyoncuğum, gel canım. Yürü evladım, yürü bir tanem, yürü. Ah, canını seveyim ben senin. Abo, Dünür bu ne hal, nereden çıktı bu? Sorma Kantar, sorma. Küçük Bey'i gezmeye çıkarıyoruz, baksana her sabah. Öyle mi? Yavrunuz, oğlunuz hayırlı olsun. Şu hale bak, teşekkür ederim. Şuna bak, köpek kurusu. Geç kalmam Kantar, geç kalmam. Yarım saate kadar yazan edeyim. Öp amcanı. Aman, aman, karıştırma, karıştırma. Şuna bak ya. Ya nereden buldun şunu ya? Abo, ne yaramaz? Ama çok akıllı, çok tatlı şey. Dijen ne derse hepsini yapıyor vallahi. Yapıyor mu? Aynen sana çekmiş. Şuyu da sana benzemiş. Hadi hadi. Geç kalmayın. Hadi. Tabii kalmayız, hadi, kalmayız Kantarcığım. Hadi Allah'a ısmarladık amcana. Hadi. Hadi, hadi layığını buldun, layığını buldun. Yürü. Yürü, yürü Kantarcığım. Gel, gel. Bekliyorum. Bekliyorum da sen niye gülüyorsun? Bek mi? Bekli şu Timur Bey'in haline bakın. Aynı çoban köpeğine döndü. Ne dedin? He? Çoban köpeğe mi dedik? Affedersiniz yani dilim süçtü beyefendi, şey diyecektim. Hani köpek çobanla benzemiş diyecektim. Kapıya, buyurun kapıya, beyefendi, buyurun. Şu hale bak yav. Şuncacık köpek, Allah canını almasın. Allah Allah. Yürü hadi, kıvrak ol çabuk. Ben üstüne beyefendi. Ay ay, yine almışım küreği. Yemiyorum, içmiyorum, yine nasıl alıyorum. Bunun yeri çarpık herhalde. Hem bunun yerini bir değiştireyim. Şöyle bir koyayım da bakayım, öyle bir çıkayım üzerine. Ay! Allah gözünü kör etmesin, gözü kör ol. Ya ödümü patlattın. Hep arkamdan dolaşıyorsun değil mi? Yukarıdan gözetmiyorsun kaç kilo olduğunu. Gördün mü kaç kilo olduğumu? Tövbe görmedim valla. Kaç kilo olmuşsunuz hanımcığım? Tövbe ben de söylemeyeceğim. Sen çık da bak bakalım kaç kilo olmuşsun. Ne var çıkarız? Ya çıkarmış. Bizim gizli saklımız yok ki. İyi, hadi. Yediğimiz içtiğimiz ortada, hiçbir şeyi de inkar etmiyoruz. İşte çıktım kilo... dur bakayım. Ay! Karıldı. Çürükmüş. Ne çürükmüş? Çürükmüş. Dört kapılı gardolap gibi oldun. Göçürttün Kantar'ı. Hanımcığım. Allah kahretmeyesin canım. Bir şey değil mi? Kantar Bey esahtan haklı. Hele ben bugünlerde ikimiz de iyice ne bir şiştik. Hani diyorum ki azıcık bir periz mi yapsak, ne yapsak? Vallahi bizim yediğimizde Afrika'da dört tane aç kabile doyar. Ey yapalım. Ya. Hacım yapalım. Esah mı? Yapalım. Bak ama kabilleşeceğiz, evet. Tamam mı? Her sofradan kalkışımızda yarın lecim yapacağız diyoruz, sonra vazgeçiyoruz. Söz. Söz. Vazgeçmek yok. Vazgeçmek yok. Tamam. Dokalaşalım. Şimdi Kantar'ın yemeğini sabahları yaparız, biz kendimiz yeriz. Olmaz. Niye? Kantar Bey'e yemek yaptık mı bizim de lecim gitti demektir. Dayanamıyoruz, yiyoruz ucundan bu canla.
Kantar Bey'e de yemek yok, o da yemesin. Zaten şişmanladı bugünlerde, o da biraz kilo versin. Gözü kör olmasın, adam sabahtan akşama kadar çalışıyor. Kızar sonra bize yemek yapmazsa. Kızmaz, kızarsa bana kızsın. Ben bütün suçu üstüme alıyorum. Aldın mı? Aldım. Tamam. O zaman ben karışmıyorum. Sen karışma. Tamam. Bana bak, şunu kaldır, adam görmesin. Rezil olacağız. Günlerce bize alayda kantarları kırdılar. Şişko karılar diye. Yok, boş ver, daha iyi oldu, kırıldı. Zaten bozuktu. Banlağımı koysam 10 kilo gösteriyor. Sokak No. 3. Telif adresi buraya yazdım. İyi, tamam. Anlıyor musun? Bunu bundan bulursunuz. Ben sorarım. Halil. Ha. Ya denmez. Efendim denir. Kantar Bey geldi mi? He. Niye götürüp kahvesini vermiyorsun? Burada karşımda dikilip duruyorsun. Çık dışarı hadi. Şşş, bana bak. Halıyı aldınız mı, halıyı? Aldık. Bu halı işte nereden çıktı? Dayım bu halıyı ne yapacak? Japonlarla işbirliği yapıyoruz ya. Onlara hediye gönderecek Kantar Bey. Kantar Bey bu. Gaz gelecek yerden tavuğu yesin gelmez, biliyor musun? Benim vaktim geldi. Ben Bursa gidiyorum Kerim abi. Hadi, hadi eyvallah. Hadi geç. Hadi güle güle. Eyvallah. Güle güle. Şşş, bana bak Kerim. Bunlar Bursa'na gidiyor. Kanun. Ne kızıyorsun canım? Allah Allah. Canım ne gerek var kanun dersi almasına? Canım öyle deme, kanun öğretsen iyi olmaz mı? Nesi iyi olacakmış yani halıcığım? Aman Kerim. Yani biz bak kanun bilmediğimizden dolayı ne suçlar işliyoruz. Birimizin arasında, aramızdan böyle birisinin kanun bilmesi hiç ne kadar güzel olur. Bu öyle bir kanun değil. Bilimsiz ya. Öyle bir kanun değil. Bu çalgı kanunu. Çalgı. Ya, ama çalgının da mı kanunu çıkmış? Ya böyle değil be, öyle değil be oğlum. Nasıl? Aman! Yahu sen hiç hayatında ince bir saza gitmedin mi? Gittim. İnce sazda görmedin mi? Kanunu da var, kemanı da var, kırnatası da var, zurnası da var, darunkası da var. Tamam tamam. Anladım. Bu barnaktan çalınan kanunlar var. Benim bildiğim barnakla çalınan kanunlar. Yahu bu bizim şerafettik var ya. Ya iki tane türkü söylemesini bilmez. Bu kanunu nasıl çalacak ha kanunu? Ya işte benim de kafam ona atıyor ya. Affedersiniz. Kantar Bey halıyı görmek isterdi de. Ha, aman dur şu halıyı götürelim götürün. Gör. Dur. Yüklen. Aman! Ben soracağım. Gel. Getir. Sahi kantar. Aldık efendim, halıyı getirdik. Buyurun koy şuraya. Şöyle yuvarla. Gördünüz mü sahi kantar? 40 yıllık halı bu. Antika. Hem böyle el dokusu, kok boya, sık ilmek. Şimdi ben Halide neyi anlarsın? Oo evelallah. Bunun ustasısın yani. Ooo ricdenim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Baba. Kaç senelik hali bu? 40. 40 mı? Evet. 40 satır oldu. 40 satır o. Oğlum bu 40 senelik halı değil lan bu. Bu 4 aylık halı lan bu. Nasıl diyor? Yeni halı oğlum bu. Bu aside yapmış bu halı. Aman Sayın Kantar ne diyorsunuz? Oğlum. Halı eski gözüksün diye, anladın mı? Aside yatırıyorlar, ondan sonra da böyle eski halı diye turiste de satıyorlar, bize de satıyorlar ya. Kaldırın. Kaldırın mı? Anlarmış, kokbayadan da bilmem neymiş. Bana o Keloğlu'na söyle, bana bundan birkaç tane göndersin. İyisinden, asitsizinden aralarından seçeceğim. Hadi yürü. Hadi. Baba. Efendim buyurun Sayın Kantar. Kerim. Evet buyurun. Bu bizim Şerafettin ne yapıyor? Ha şey efendim kanun kursuna gidiyor. Kanun çalmayı öğrenecekmiş. Bu. Evet. Bu. Evet. Kim izin verdi ona? Bizzat siz verdiniz. Bizzat benim mi verdim? Evet efendim. Benim oğlum ona izin verdim. Kursa gidiyorum deyince mektep kursu anladın mı? Mektebin kursuna gitsin diye izin dedim. Tamam abi bilmiyorum Sayın Kantar. Neyse ona evet. Söyle anladın mı? Evet. Doğru dürüst bir kursa gitsin bıraksın bu. Sen de onun yanında fazla dolanma. Oğlum ne der Sayın Kantar? He? Onun bir hastalığı var, saridir, sağa da geçer. Aman Allah korusun, ne hastalığı, bana ne hastalığı? Bilinçsizlik hastalığı. Ya Allah ilahi Sayın Kantar, ben de bir de korku verdim. Oh, Dursun'un yanında dolaşa ondan ona geçmiştir herhalde. Hadi. Bağabey, sen git de şimdi Dursun. Söyle arabayı hazırlasın. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. O şerafetini söyle de akıllı olsun bir kursa gitsin de. Başlıyor. Bir müesseseye faydası olsun. Aman onun kendine faydası yok Sayın Kantar. Hadi. Gidelim. Başlayalım. Hadi Nuriş. Hazır değil misin daha? Ha şeker ben hazırım da senden bir şey rica edecektim diyeceğim. Yapabileceğim bir şeyse yaparız. Tabii senin anlayışına kalmış bir şey diyeceğim. Neymiş bakayım? Bizim döndü de çok merak etti sizin toplantıyı da. Acaba ben de gelebilir miyim diye soruyordum. Döndü mü? Ha.
Neyse gelsin de arka sıralarda filan bir yere tabii, oturur. Tabii. Döndü kız. Hadi hazır ol, götürüyor Tijen Hanım. Sevgili arkadaşlar, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Kısacası 21. yüzyıl uzakta değil, ufukta. Neredeyse şafağa sökecek. Onun için daha bir bilimsel, bilgili ve daha bir modern çalışmak zorundayız. Bu usta bana teklifleriniz var mı? Ben söz alabilir miyim? Buyurun. Bütün kuruluşlarımızda bilgisayar sistemine geçmemiz gerekiyor. Ayrıca da dil bilen birkaç elemana ihtiyacımız var. Çok güzel, evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim damadım. Siz? Şirketimizde halk ilişkiler bölümü kurulmalı. Ve başına da yetenekli bir uzman getirmeliyiz efendim. Kısaca halk ilişkiler bürosu kurulmasını arzu ediyorsunuz. Evet. Oldu kardeşim, kabul. Onu da kaydedelim. Evet başka? Ben size alayım. Buyurun Ömer Bey, sizi dinliyorum. Benim fikrim satış elemanlarının primlerini arttıralım. Ayrıca şirketi çok yönlü tanıtıcı reklam kampanyasına girelim. Çok güzel. Reklam kampanyasına. Evet efendim. Girelim. Ve bir de satış elemanlarımızın primlerini arttıralım. Evet. Özel bir teklif düşünürüz. Evet, siz Coşkun Bey buyurunuz. Ben görüşlerimi ayrıca rapor halinde sunacağım efendim. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bunları not halinde yazdım. Çalışmamız burada bitti. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle arkadaşlar. Ev Köpekleri Koruma Derneği'nin yönetim kurulunun faaliyet raporunu sizlere okudum. Şimdi dilekler faslına geçiyorum. Söz almak isteyen... Sayın Başkanım. Evet, bir dakika. Heyecanlanmayın. Hepinize teker teker söz vereceğim. Siz lütfen. Sayın Başkan, cici köpeklerimize mama bulmakta güçlük çekiyoruz. Dernek olarak Avrupa'dan direkt biz getirsek... Evet. Peki, siz lütfen. Sayın Başkan, ev köpekleri için kreşler açılmasını istiyoruz. Her zaman köpeğimi yanıma alamıyorum. Evde bırakıyorum. Ruhsal bunalıma giriyor hayvan. Doğru. Sayın Başkan. Bir dakika, çok rica ediyorum. Siz Bijen Hanım. Sayın Başkan, memleketimizde yeteri kadar köpek kuaförü yok. Köpek kuaförlerin çağıtılması için derneğimiz tarafından kredi verilsin. Sekreter Hanım, yazdınız mı? Yazıyorum efendim. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen? Efendim, AIDS nasıl bulaşıcı bir hastalıksa kuduz da öylesine bulaşıcıdır. Köpeklerimizi bu hastalıktan korumak için sokak köpeklerine karşı kampanya açalım. Başka söz almak isteyen? Teşekkür ederim. O halde toplantıyı kapatıyorum. Anacığım, bu köpeklerin ne kadar çok derdi varmış meğer. Gülmek duyacaklar, ayıp olacak. Hadi bunlar gidiyor galiba, kalksak mı biz de? Kalk da. Kuaför. Köpek Derneği Başkanı'na çaya gidelim. Belki ruhi bunalımımı tedavi ederler. Demek şimdi bunlar köpek kreş açacaklarmış, öyle mi? Sadece onunla kalsa bir şey değil beyefendi. Bir de köpek kuaförü açıyorlarmış. Kuaför kaldı. Hadi oradan deli. Benimle alay ediyorsun ama. Alay eder miyiz kantarım? Esas söylüyor. Doğru bir tür bunlar. Hadi canım. Kuaför, köpek kuaför açıldı mı? Ne yapacaklar köpeklere bu kuaförler? Ay çok şey yapılıyor beyefendi. Bu kuaförde köpekler yıkanıyor, şampuanlanıyor, kırkılıyor tüyleri. Sarılıyor böyle. Parmakların, tırnakları böyle törpüleniyor. Oldu olacak, bir de köpek hamamı kursunlar, tamamlar. Tamam kantarım, iyi dedim bunu. Ne oldu? Aman unutmasam da ben Ticene hemen bunu öneriverse, onu da yapsınlar. İyi olur. Tatlım kıymatlım. Benim düğünüz var ya, elinde bir tane köpek sokakta böyle dolaştırıyordu sabah. Ay aldı mı Ticene Hanımlar köpek? Elbette alacaklar. Hem sen köpeklerin başkanı ol, hem de evinde köpek olmasın. Ne derler, ayıplarlar sonra hep. Beyefendi nasıldı, güzel miydi köpek? Hadi kızım, sen de deli mi nesin? Köpeğin güzeli çirkini olmuş da, köpek kutçacık, çuncacık bir şeydi. Neyse bırakınlar köpekten, biz arayacağım, almış birmiş. Şimdi ne yemek yaptınız? Sofra hazır. Hazır mı? Hazır. Hadi. Ama gir bak. Yemekleri yaptın mı? Ne öreyim tatlım, kıymatın ha? Yaptık kantarım. Bu ne? Ana. Birer yaprak koymuşum. Ha anladım, salata yerine sen bunu sövüşmeye direceksin. Yok sövüş değil. Hani şey düşündük ya, hani bir böyle marul vitamin var içerisinde. Beyaz peynir, domates. Çay. Ne diyorsun gene, karman çorba. Beyefendi. Uzun sözün kızası, biz bu gündüz sabahtan itibaren rejim yapmaya karar verdik. Abo bu rejimden nereden çıktı? Şeyden çıktı. Ben bugün sabahleyin kantarın üstüne çıktım, biliyor musun? Kimin üstüne çıktın?
terazinin üstüne. Terazi diyeceksin ha kızım, kantar denir mi? Dilim suçlu. Kantarın üstüne çıktım, bir baktım. Kaç okka çektin? Göremedim. Okkanı göremedim. Göremedim. Neden? Çünkü kantar kırıldı. Ama oh. Neyi? Evet. Kantar kırıldı. Parçalandı. Allah ondan sonra Allah. Düşündük taşıdık karar verdik ki döndü çok kilo oldu. Bende de var epeyce kilo. Dedik ki kantarın da biraz kilosu var dedik. Bütün ailecek rejim yapalım dedik. Ya iyi olur beyefendi. Şöyle ailecek hep bir arada beraber bir karbon nitrat rejimi yaparsak iyi olur. Ne rejimi dedin anlayamadım. Ha? Ne dedin? Karbon nitrat. Patlayacak mıyız lan nitrat olur mu kızım diyelim mi sen? Karbon hidrat diyecek. Neyse siz bu karbon hidrat rejimine devam edin. Ben kendime lokantadan özel bir yemek siparişi vereyim telefonla. Oh vallahi su hayat. Bütün yorgunluğumu aldı götürdü. İnşallah depoyu boşaltmamışsındır. Yok canım koskoca depo boşalır mı? Sen şimdi depoyu suyu bırak da bugün toplantıda neler oldu onları sor bakalım. Ne oldu sahi bugün babamla toplantımız vardı. Halkla ilişkiler uzmanı alıyoruz. İnanma. İnan. Hem de bilgisayar sistemine geçiyoruz. Dünyanın sonu geldi desene. Peki babamı nasıl razı ettiniz bu işe? Vallahi önce biz de şaşırdık ama toplantıdan sonra beni çağırttı. İlk iş olarak halkla ilişkilerden başlıyoruz. Onun için çok iyi bir uzman bu dedi. Oo, desene babam kendini yeniliyor. Nuri Kantar bu. Ne yapacağı belli olmaz. Bir bildiği vardır mutlaka. Bak aklıma ne geldi. Hı. Hani benim bir okul arkadaşım vardı ya, Siber. Evet. Gerçekten o iyi bir halkla ilişkiler uzmanıydı öyle değil mi? Tabii İngiltere'de okudu. Evet en iyi adayı bulduk. Evet. Ya sofraya gelsenize ya ne bakıyorsunuz? Yok biz biraz evvel yediydik değil mi? Ya olmaz öyle şey. Döndü hanım sen de gir. Ben gelmesem. Olmaz tek başıma yemek yemeyim. Yeni adet mi çıkardınız? Gelin buraya. Ya kalksanıza ya. Ben tek başıma yemek yemem ya. Allah Allah. Sen şöyle çoban, sen de şu yamacıma geç. Şöyle oturma alıp oturup şöyle bir keyifli bir yemek yiyeyim ya. Allah Allah. Siz terzi yediniz, kalktınız. çorbam da geldi. Çorba dediğin limonla. İçilir değil mi? Şu limonu ver bana. Düğünde kızım. Şöyle. Aman ya Rabbi. Oh. Sıvam ya Allah'ım. Allah ne güzel oldu. Oh. Şimdi limonu da sen bana ver. Ama kantarım çorban çok eşki olacak. Çorbaya yapmayacağım. Buraya sıkacağım. Salataya sıkacağım. Şuna bak. Aman. Yatak limonu gibi. Ağzım sulandı. Şöyle. Gözünüzü açın. Bakın da. Bak nasıl su çıkıyor. Gözünü aç. Diyorum. Tatlım kıymatlım. Hadi bana afiyet olsun de bana. Afiyet olsun. Ya Allah bismillah. Tadından da yenmiyor. Amanın yarasın. Ben dayanamayacağım galiba. Dayanamayacağım. Ha? Perize devam. Çok faydalı bir toplantı oldu. Olumlu kararlar aldık. Hayatım senin başkan olduğun bir yerde daha başka türlüsü beklenemez ki. Dişancığım papyonu bu gece dışarı çıkaracak mıyım? Ne soruyorsun canım? Bu da senin görevlerin de arasında artık. Olur hayatım. Kapı çalıyor kapıya bak. Olur bakayım hayatım. Gel bakalım Vahdet Bey oğlum. Hayrola? Sormayın Timur Bey amca. Geç içeri bakayım. Geç içeri. Geç yavrum geç. Tişan teyze. Ne oldu? Babam bir trafik kazası geçirdi. Şimdi hastanede. Ne zaman oldu? Nasıl oldu evladım söylesene. Çiftlikten dönerken aniden bir kamyonu sollamış. Çarpışmışlar. Vah ağır mı? Hiçbir şey bilmiyorum. Kana ihtiyacı var. Hanos ettirdik. Ben de kan aramaya çıktım. Ya. Grubu ne? Sıfır NH negatif. Aman ay benim kan grubu. Tamam hadi koş kan vermeye. Ama Tişan. Evet. Kan bulamadınız mı yani? Bulamamışlar Tişan'cığım. Tamam doğru kan vermeye. Tamam. Hadi bakayım hastaneye. Gel. Ay, aman ben neredeyim? Ne oldu bana? Korkmayın, bir şey yok. Tansiyonunuz falan gayet normal. Korkulacak bir şey yok. Hemşire hanım, hayatımda ilk defa olarak kan veriyorum. Herhalde korkudan bayılmış olacağım. Hayırdır inşallah kantar, bu saatte kim ki? Bilmem, ben kapıyı açayım. Ne bak bakalım. Ben açarım. Hayırdır inşallah. Buyurun Tişan Hanım. Kantar Bey.
Kantar Bey, ha? Sormayın. Ne oldu? Ah sormayın. Aman heyecanlandım, ne oldu? Sormayın Kantar Bey. Ne oldu iş Kantar Bey? Timur hala hastaneden dönmedi. Hayrola, Timur Bey'e bir şey mi oldu? Ne oldu? Ha sormayın, Zeynel Bey trafik kazası geçirmiş, kana ihtiyacı varmış. Timur'un da kan grubu tutuyordu. Ben de kalk çabuk git dedim, kanını sen ver dedim. Evet. Timur da kalktı hastaneye gitti ama hala dönmedi. Çok Allah merak Allah ediyorum. Allah. Ne olur beni hastaneye götürür müsün Nuri Bey? Tabii tabii, hemen üstümü değişim, hemen varırız. Hemen, hemen. Allah Timur Bey'den razı olsun. Onun sayesinde Zeynel'im yeniden hayata döndü. Sağ ol Timurcuğum. İnsan insana böyle günde lazım olur değil mi hanımefendi? Haklısınız Nuri Bey. Allah'a çok şükür Zeynel Bey kurtuldu ya. Ya Timurcuğum nasıl hissediyorsun kendini? Ay iyiyim karışım, iyiyim. Oh, maşallah. Ama iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim de. Hadi. Zeynel Bey de bir olur, istirahat olur, etsin. Olur, gidelim. Büyük geçmiş olsun. Yavaş büyük yavaş. Geçmiş olsun. Yavaş tamam, yavaş. Hadi çok sağ ol. Hadi. Geçmiş olsun Zeynel Bey. Tamam, sana da geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi. Ah. Hadi gidelim. Allah canına kalmasın. Nasıl oldu da babam kan verdi böylece? Ha? Annem söyledikten sonra babam kanını değil canını da verir. Ya koca adam kut dedek bayılırmış hastaneye. Kan görmeye tahammül edemez ki. Babam değil mi? Doğru. Bilmez mi babanı? Neyse damadım. Bu şey ne oldu bu? Frizilibilite rapor. Herhalde fizibilite demek istiyorsunuz. İşte. Ha, hazırladım bu babacığım. Buyurun size başlıklarını göstereyim. Göster bakalım. Neydi o? Fizibilite. Dilim dönmüştü. Dursun abi. Dursun abi. Sen benim ne kanunu öğrendiğimi sanmıştın? Yani 40 yıl düşünsem aklımın ucundan geçmezdi senin kanun çalacak. Öyle demişken. Canım niye öyle diyorsun canım? Çocuğu kursağında bıraktırma hevesini. Bakarsın bunun birinde sen de mesela ne diyeyim? Kırnata çalmayı heves edersin. Ha? Sen de darbuka çalarsın. Asıl tamam. Gecelerde düğünlere gideriz. Vallahi doğru. İşte biliyor musun? Kız ne kalmışım elime kırnata için. Kes. Kantar Bey senin burada bulmanı istemiyor. Yalla aşağı hadi. Şşş. Bana bak Kerim be. Ne var? Çok canım sıkılıyor benim aşağıda yalnızlıkta. Sen şuraya geç bakayım diye. Alın ya karnını. Yahu. Ben de kırnata yapıyorum. Şimdi bak sen de söyle, sen de söyle. Hadi bir, iki, üç, başla. Kantar Bey. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Yanlış yere geldim galiba. Kantar Bey ile görüşecektim. Burası efendim, buyurun oturunuz efendim. Sekreterle nerede? Ben. Buyurun efendim. Tam yerine geldiniz. Evet. Karşınızda Kantar Bey'in katibi efendim Kerim Beyefendi. Bu da yeğeni Şerafettin. Bendeniz'de efendime söyleyeyim. Şoför Dursun. Sizi tanıyabilir miyiz hanımefendi? Ben halkla ilişkiler uzmanı Sibel Maraş. Oo çok güzel efendim. Acaba randevunuz var mıydı Kantar Bey'le? Evet saat 11 için randevum vardı. Hangi konuda konuşacaktınız? Halkla ilişkiler. Ha? Hanımefendi halkla ilişkiler ne demek? Hanımefendi halkla ilişkiler uzmanı da mı varmış? Zamanı gelince öğrenirsiniz. Bir dakika. Ben Kantar Bey'e bir haber vereyim efendim. Bir dakika bekleyin siz burada. Haber verin efendim, haber verin. Kendisine burada çalışamayacağımı haber verin. Kerim. Niye geldi, niye gitti bu? Deli mi bu? Biraz kaçık canım. Ama zararsız. Ben Kantar Bey'e bir haber vereyim de ne olur ne olmaz. Ver. Buyur. Kerim Bey'e verirsiniz. Şimdi yavrum evladım bunlar tamam. Kağıt üzerinde tamam. Dosyada bir de yerinde görelim fabrikada. Peki efendim. Buyurun Sayın Kantar Bey, istemişsiniz. Yavrum beni bir hanım arayacaktı. Geldi mi? Geldi ve de gitti efendim. Anlamadım nasıl gitti? Dedi ki Kantar Bey'e söyleyeyim ben burada çalışamayacağım dedi ve gitti. Kaçık mı oğlum, biz zorla mı çağırdık bunu? Damat bu ne demek ya? Ha? Vallahi ben de anlayamadım babacığım. Ama hiç merak etmeyin, en kısa zamanda öğrenir size bildiririm. Allah Allah, ben akıllı uslu birini çağırdım, bu ne biçim şey. Peki oğlum Dursun'a söyle arabayı hazırlasın. Başüstüne. Hadi bunları da al yanına, anladın mı? Fabrikayı bir görelim, yerini de tetkik edelim. Hadi oğlum, yürü. Sevgili ve de kıymatlı üye arkadaşlarım. Aman ben bunu ezberleyemiyorum, ben bunu yazdım Nutku. Doğru hanımcığım tabii. Kolay mı? Kolay mı kız? Bak sen de söylüyorsun kolay mı diye. Kolay değil tabii. Bu yaştan sonra kolay değil. Elinin körü. Kantar'la ikinize bir şeyler oldu. Bu arada hep benim yaşımdan uğraşıp duruyorsunuz.
O kadar kolaysa kendi ezberin de bir göreyim bakayım. Aa, ben zaten daha demin ezberledim. Ya, okurken ya. Ezberim. Ya, tabii bakma. Sular hadi seller kalk, gibi. Hadi bir kalk bir oku da bir göreyim bakayım. Ezberlemişmiş. Kolaydı sanki o kadar. Sevgili ve de kıymetli üye arkadaşlarım. Ev Kadınlarını Koruma Derneği'ne başkan olarak beni seçtiğiniz takdirde sizlerin hakkını sonuna kadar koruyacağıma and içerim. Sevgili ve de kıymetli arkadaşlarım. Bizler ev kadınları olaraktan hazır yiyici ve de tüketici değiliz. Biz ev kadınları ev ekonomisine katkıda bulunan çalışanlarız. Ay kız, efendim, efendim. Bravo kız geldi. Ay ne kadar güzel okudun, bayıldım. Hanımcığım ne diye alkışlıyorsun Allah aşkına? Sen de alkışlıyorum kız. İyi de beni konuşmayacağım ki. Ezber edecek olan sensin. Benim, benim. Şey, olsun. Sen bunu okuyunca böyle ezber edince benim moralim yükseldi. Ben şimdi ezberleyeceğim ama burada ezberleyemem. Niye? Sen çok iyi biliyorsun. Ben gidip mutlakta ezberleyeceğim. Olamaz, imkansız. Bu kadar kaçığı bir arada görmedim. Darılma, gücenme ama ben babanın müessesesinde çalışamam. Babana yazık vallahi. Haklısın Sibel'cim. Ama onlar da çok iyi insanlardır. Çok iyi yüreklidirler. Dünyada benden iyi niyetli insan olmasın. Ya 100 metre bir saniyenin altında koşmak istiyorum. Bundan güzel iyi niyet olur mu? Yetenek meselesi. İmkansız çalışamam. Yanılıyorsun. Bak. Esas böyle bir yerde çalışacaksın. Bu kişilere kendini kabul ettireceksin ki mesleğine hizmet etmiş olasın. Hem biliyorsun ki bu yeni gelişmekte olan bir meslek. Çok doğru söylüyorsun ama orayı bir görseydin daha içeri girmeden geri dönerdin. Birisi klarnet çalıyor, öbürü kanun. Sanki tımarhane. Ya ciddi bir müessesede olacak şey değil bunlar. Sibel, yılmamalısın. Babam bunları duysa kıyameti kopartır. Ayrıca babamla konuşmalısın bunu. Peki madem çok ısrar ediyorsun ama bak birlikte gideriz. Ah, tamam birlikte gideriz. Dur sana bir kahve yapayım biraz sinirlerin yatırsın. Cicenciğim ben başkanlığa adaylığımı koymaya karar verdim. Bak Nuriş bir insanın başkanlığa adaylığını koyması için önce kendi meselelerini halletmesi lazım. Ondan sonra ev kadınlarının meselesini halletsin. Cicenciğim biz bu derneği niye kuruyoruz? Ev kadınlarının meselelerini halletmek için. Evet ama... Nuriş'cim sen daha kendi meselelerini halletmedin ki. Yani şimdi sözün kızası sen ben başkan olamaz mıyım? Olamazsın tabii. Bu bir edikasyon meselesi. O ne demek? Eğitim meselesi demek. Bakış açın olacak, çevren olacak, personelite olacak. Hepsi bir arada olursa anca olur bu işler. Aman Tice yine başladı bu yavurca kelimeler arkası arkası sıralama. Benim kafamı iyice karıştırıyorsun. Nuriş'cim sen en iyisi başkan adaylığından çekil. Hem Kantar Bey'in haberi var mı bu işlerde? Canım ona emrivaki yapacağım. Olur mu canım? He? Nuri Bey sana öyle bir emrivaki yapar ki görürsün gününü. Vazgeç. Diyeceksin peki sen nasıl başkan oldun? Aramızda o kadar farklılık var Nuriş. İyi. İyice bir moralimi bozdun yani Tijen ha. Ben zaten alışverişten yorgun geldiydim. Yavaş yavaş kalkayım da eve varayım Kantar gelmeden. Bozma, bozma moralini Nuriş'im. Sen en iyisi bu sevdadan vazgeç. Tijen'cim gerçi bizim öyle çok okumamız yazmamız falan yok ama... Birazcık da bizim de şöyle bir hayatta tecrübelerimiz var. Hadi Ticiciğim Allah'a ısmarladık bize de gel ha. Güle güle hayatım. Parayı verme. Güle güle canım. İyi günler güle güle. Başkan olacakmış. Sevsinler. Demek ne öreyim? Sen Ev Kadınları Koruma Derneği Başkanı olacaksın. Ve de kadınların ev kadınlarının haklarını koruyacaksın öyle mi? İstiyorum ama tabii sen müsaade verirsen Kantar. Tatlım kıymattım, senin bu evde ne meselen var ha? De bana bakalım ne meselen var? Yediğin önünde, yemediğin ardında. Sırtın tok, karnın tek, bahşişinde bol, paran da bol. Öyle demeyin beyefendi. Ev kadınlarının meseleleri yalnız bu kadar değil ki. Öyle mi? Döndü hanımefendi. Tabii. Lütfen söyler misiniz? Başka ne meseleleriniz var? Ama kadar ne söyleyecek? Hepiniz birlikte erkekler bir olup da tüketici tüketici demiyor musunuz bu kadınlara? Öyle demiyor mu? Bir erkek karısından bahsederken ne der? Bizim kaşık düşmanı. Kaşık düşmanı değil misiniz? Değiliz tabii. Allah Allah. Niye kaşık düşmanı olamıyoruz? Bizim de kendimize göre işimiz var, gücümüz var kantarım. Ne gibi, ne ya, gibi? Ne gibi olacak beyefendi? Yemek bizde, çamaşır, bulaşık, ütü, ortalık... Ortalığı bırak onların, hepsini bırak onların. Hafiften kalıyor kantarım. Analık kolay iş mi kantarım? Ya. 9 ay karnında taşı, büyüt, besle, adam et. Kolay ne, iş mi ne bu? Ne demiş atalarımız?
cennet analarımızın ayaklarının dibindedir demişler. Ya sonra bir erkeğin şerefi karısıdır. Ben şaşıyorum kantarım, aklımı almıyor bir türlü. Soy ismini verdiği bir kadına bir erkek nasıl hakaret ediyor? Karısına değil kendine hakaret etmiş oluyor. Ne diyor atalarımız? İcabında ne diyor? Bir kadın erkeğini vezir de eder, irezil de. Allah Allah. Ne demek bu? Şimdi affedersiniz, şimdi bir şey soracağım. Ben size böyle bir davranışta mı bulunuyorum? Size kötü mü davranıyorum? Yok. Sağ elim kalkıyor mu hiç ne? Yok kartı haşa, ben böyle bir şey demedim ki şimdi. Sağ kalkıyor mu? Yok. Yok da. Ama işte siz kızınca da biz de kaçacak yer arıyoruz doğrusu. Canım siz de kızdıracak şeyler yapmayın mı canım? Ama beyefendi öyle demeyin. He. Her evde durum aynı değil. Ne evler var, ne kocalar var. Karılarına nasıl eziyet ediyorlar, dövüyorlar hatta. Herkes sizin kadar anlayışlı bir aile reisi olamaz ki. Şuna bak, şuna bak. Sen ne çarıklısın, ne politikacısın sen. He. Canım politikayla filan alakası yok onun da. O şeyi kastetti. Şey dedin yani, beni kastediyorsun değil mi? Yok canım, sizi, seni kastetmedi. O Zeynep Bey midir nedir? Onu kastetti. Niye sizi, seni kastetsin? Kantarım aman. Canım Zeynep Bey'miş neyse, bırakın gari Zeynep Bey'i, Zeynep Bey'i. Bana bak, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Tican Hanım sana ne dedi? Sen başkan olamazsın, ne öreş, ne dedi. Tican Hanım sana başkan olamazsın dedi. Evet. Bal gibi olursun. Olur muyum? Olursun. Başkan olur muyum? Başkan olursun. Ama nasıl olurum? Bak şimdi kulağını bağa ver. Dedim. Madem olsun ha böyle dedi, ben seni zorla başkan yapacağım. Nasıl olacaksın? Şimdi sizin derneğinizde bir takım üyeleriniz var değil mi? Kızdığın da oluyor, kızmadığın da oluyor. Arkadaşın da oluyor, olmuyor da. Ama hepsine sempatik gözükeceksin. Hep güleceksin. Güler yüz, gülücükler dağıtacaksın. Ara sıra evinden yemekler vereceksin. Veririz kız değil mi? Tabii, çağıracaksın. Bir şeye mahana edip böyle hedayeler vereceksin. Anladın mı? Tamam. Bunları yap. İleride neler yapacağından bahset. Anladın mı? Bol bol bahset, vaat et. Göreceksin, sonunda başkan olacaksın. Öyle. Ben ne dedim? Ne dedim ben? Aç derdini Kantar Bey'e, halletsin meseleyi kokunder. Hey yaşa vallahi Kantar Bey, tilki gibi. Aman yarabbi, aman yarabbi. Şimdi gene kızdıracak, telli kafasına vuracak. Ya o benim tilki demekle sen beni takdir mi ediyorsun, tedbir mi ediyorsun? Herhalde takdir ediyorum beyefendi. Tilki ne demek? Tilki demek, kurnazlığın temsili misali demek. Şimdi ben sana... Dur, tamam. Gidiyorum. Gidiyorsun, kızdırmadan gittin değil mi? Ya bana bak, bazen nasıl oluyor bu ya? Anlayışına kurban olsun lan. Seni başkan yapacağım, ne öyle? Aslan kantarım, aman aslan kantarım benim. Dur gari, dur. Tamam, yeter. Yani yüz verdiysek bu öpler de değil, değil mi? Peki. Sayın Başkan Hanımefendi. Buyurun efendim. Soframız hazırlar mı? Hazırım efendim. Öyle mi? Hemen gidiyorum. Ölme düşünde. Tamam. Buyurun, koş derin. İçeride kanun çalan mı ararsınız, kırnata çalan mı ararsınız, neler yok efendim? Oğlum ne saçmalıyorsun, ne kırnatası, ne nasıl kırnata? Hani var ya efendim hani... Çık, çık! Soltarı, bunları mı çaldı onlar? He, gelen kadın da bunları görünce çekip gitti. Gerisin geriye kaçtı. He. Vah vah vah, demek benim kızımın söylediği doğruymuş. Bana bu soytarları çağır bakayım, çağır da bir hesaplaşalım da. Ha, bağla kızım, bağla. Alo. Ha. Mehterem kardeşim, siz toplantıya devam edin, ben gelemeyeceğim. Gündemde ne varsa aynen konuşun, konuşun. Tabii tabii, öğleden sonra fabrikada buluşuruz. Fabrikada bana bir fink vereceğiniz, bir fink. Tamam oldu, göre göre kardeşim, göre göre. Hoş geldiniz mehteremler. Hoş bulduk. Sağ olun, sağ olun, sizi çağırtmışsınız. Evet, sizi çağırdım. Evet. Şöyle sabah canım sıkıldı da bir fasıl yapalım. Anlayamadım nasıl sabah faslı. Şöyle bir koziye bir sabah faslı başlayalım. Ne gibi? Oğlum sen böyle bir kırnata çalmıyor musun? Böyle bir kırnatayla bir taksi. Ne kırnatası beyefendi? Ben üfürük bile çalmasını bilmem. Evet. Ya öyle mi? Evet. Bilmesin. Evet. Sen kanun çalmasını bilemez misin? Ne kanun? Kanunla eşlik edeceksin. Ya sen ne çaldın? Ben bir şey çalmadım Sayın Kantar. Sen astrolist miydin? Yok astrolist. Hadi bakalım nasıl çaldınız? Size cezahanede nasıl çaldınız? Yoksa ben çaldırırım. Hadi bakalım. Akordumu tuttur. Hadi başlama. Hayır. 3-4 bir dalda yeni bir
olasıcalar. Soytarılar, lanet olasıcalar. Ayıp be, utanın be. Azık kadar adamlarsınız be. Tımarhanedekiler bunu yapmaz kardeşim ya. Kadın geliyor sizi görünce gayet tabii kaçar. Büroya mı, ofise mi geldim, tımarhaneye mi geldim? Bana bak, yarından tez yok. Anladın mı sen? Doğru kompütür kurslarına gideceğiz. Kanun, kanun yok. Kanun neymiş sana ha? Soytarı. Babam da kanun çalardı. Sana gelince sen garajdan çıkmayacaksın. Başüstüne. Sen de odandan çıkmayacaksın. Bunları da yanına kabul etmeyeceksin. Aksini görürsem yaparsanız işinize son vereceğim. Hem de tazminat bir kadar. Yürüyün diyorum size. Vahdet, hala inanamıyorum. Bu nasıl bir mucizedir? Anneciğim, babam bu sabah kiminle istersen onunla evlen evladım dedi. Aman nazar değmesin. Hastaneden çıktığından beri bambaşka bir adam oldu çıktı. Evet, bu evet. Mucize değil de nedir? Kübra'cığım. Şey Kübra'cığım. Rahatsız olma oğlum, otur. Bak ne diyorum. Şey, babanlara gitsek diyorum. Hem biraz dinleniriz hem de hasret gidermiş oluruz. Kulaklarıma inanamıyorum, babamlara mı? 10 senedir gitmedik. Canım ben seni kırar mıyım sen istersin de. Emret yeter. Şey lütfen, lütfen. Sen yorulma sultanım. Oğlum hadi kapıyı açıver. Tabii babacığım hemen. Çok şükür bugünleri de gördük. Ay dün akşam ben de farkına vardım. Sanki o Zeynel Bey gitmiş, yerine uysal, sakin, bambaşka bir erkek gelmiş. Öyle Tijen'cim. Kazanın uğurlusu olur mu? Olurmuş demek. Artık ben ne dersem o oluyor evde. Ay bu kadar çektikten sonra Allah sana artık huzurlu bir hayat verir inşallah. İnşallah. Bizim oğlan ne zamandır bir araba almak istiyordu, o da karşı çıkıyordu. Geçen sabah gelip de hadi oğlum sana bir araba alalım demez mi? Aman sakın kimseye söyleme. Vallahi billahi nazar değer. Allah korusun. Bir şey soracağım. Sizin yarın derneğin başkan seçimi var değil mi? Evet, artık konuyu rahatlıkla Zeynel'e açtım. O da çok iyi etmişsin dedi. Eskiden olsa imkan mı vardı? Evet, sen kimi seçeceksin? Herhalde Nuriye Kantar'ı seçmeyeceksin. Ona verecektim ama... Tijen'cim, madem sen arzu etmiyorsun tabii ki ona vermem. Hem Zeynel de istemedi. Nuriye Kantar mı? Asla yani, asla. Ben seni elde olsam zaten yarın sabah erkenden oraya giderim. Bütün arkadaşları da ikna ederim. Kimseye Nuriye Kantar'a rey verdirmem. Doğru. Olur Tijen'cim. Değil mi? Canım ben alışverişe çıkmak zorundayım. Evet. Bana müsaade. Evet, rica ederim. Kahveciğim teşekkürler. Rica ederim. Hoşça kal. Güle güle yavrum. Güle güle. Yarın unutma. Tabii merak etme. Güle. Allah Allah, durup dururken şimdi bu nereden çıktı? Neden benimle işbirliği yapmaktan vazgeçtin? Mühterem Zeynel Beyefendi kardeş. Kantarcığım, karın fazla yorulmamı istemiyor. Ya bu sen aklıma mukayyet ol Allah'ım. Kardeşim sen astın kestin. Baba yiğit bir adamdın, ne oldu? Ne olacak? O kazadan sonra olan oldu. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Kızmak istiyorum, kızamıyorum. Bana ne oldu bilmiyorum. Buldum. Ne buldun? Sana ne oldu ben buldum. Nasıl buldum kardeşim ya? Aman Zeynel Bey, sen o kazada kimden kan aldın? Timur Bey'den. Tamam kardeşim, onun kanı senin kanına karışınca oldun sen de bir Timur. Eyvah, tamam. Yandım şimdi. Gel. Yarattığın eserine bak. Bak. Ne eseri, ne yaratmışım ya? Beni yarattın Timurcuğum, beni. Nasıl yaratmışım Zeynel Bey? Hani o kazada bana kan vermiştin ya. Ne oldu? E'si var mı? Tıpkı sana döndüm. Aman! Ay Zeynel Bey desene, şimdi sen de ben oldun tabii ha. Tabii ya. Eyvah! Eyvah tabii. Bir kem iki oldunuz. Daldım kıymattım. Büyük konuşmamak lazım. Ay, kantarım gülmekten geyrekler. Adam elini tümür. Anam, beyefendi. İyi ki sizin kan grubunuz Tümür Bey'inkini tutmuyormuş vallahi. Tutsaydı sevinirdiniz değil mi? Ay yok kankarım, yok. Allah için. Senden biz çok hoşnutuz. Allah da hoşnut olsun. Hiç bizi kırmadınız. Allah için. Bir gün bile kalbimizi kırmadı. Hiç. Hem sonra zaten erkek dediğinde arada bir sesini yükseltmeli canım. Şöyle aslan gibi bir kükreyebilmeli. Sen ne çarıklı kızım. Neler buluyorsun bu lafları? Ay siz de biliyorsunuz beyefendi. Tilki diyorum kızıyorsunuz. Aslan deyince gevşiyorsunuz. Bozma gari. Ahenkli gidiyorsun. Bozma. Limon sıkma gari. Konuşma. Kankarım. Aslan dedi de aklıma geldi. Hani şu başkan seçimi için sen bana bazı şeyleri öğrettiydin ya. Ben onların hepsini harf harf yaptım. Aferin buraya. Bir de o muhalefetin başını çeken bir kadın var ya. Söyle hanım. Çakır gördüm. Söyle. Tamam iyi. İyi ki aklıma getirdin. Tamam.
Onun da dün doğum günüymüş. Ona da bir altın pandantif aldım. Aferin tam isabet. Oh, bu kadar olur gari. Onun oyu senin cebinde gari. Öyle mi? Ha. Şimdi tatlım, sen tabii başkan seçileceksin. İnşallah onu göreceğiz. Başkaları da göreceğiz. Şimdi sen başkan seçince ne yapacaksın? Üyelere bir konuşma yapacaksın. Teşekkür konuşması. Tabii tabii. İyi, hazırladın mı onu? Hazır. Hazır. Konuşma hazır. Oo, bülbüller gibi ezberledi. Ben ezberlettim. Aferin deli kızım benim. Hadi bakalım nereye? Şuraya çık da bir onun bir konuşmayı bir yapalım. Hadi. Yok kardeş, ben utanırım. Kimden? Ha, ben senden utanırım kardeş. Yok adam kocasından utanır mı ya? Ben senin kocanım. Olsun. Hadi çık canım. Olur mu öyle şey? Konuşma yapacağım. Hadi. Bravo. Hadi. Alkışlıyoruz. Bravo. Başkan. Başkan. Bravo. Başkan. Başkan. Ne diyecektim, unuttum. Yahu aklın mı? Başkana topla şuraya dikin. Karşında, heyet karşında, huzuran burada. Ha, gelin aklını topla. Yaşa başkan. Bravo başkan. Gül, sırıt, gül. Sevgili arkadaşlarım, aziz dostlarım. Yaşa. Şey, bana karşı göstermiş olduğunuz şeyi diyorum. İtimada layık olmaya çalışacağım. Yaşa. Yaşa. Biz ev kadınlarını koruma derneği olarak kadınların bütün haklarını koruyacağız. Bütün ev kadınlarını Bağkur'a sokacağız. Bebelerimize kreş, yaşlarımıza düşkünler evi açacağız. Başkanlık seçiminde bana oy veren, vermeyen bütün arkadaşlara canı gönülden teşekkür ederim. Yaşa! Kusura bakmayın, çok heyecanlandım. Daha fazla konuşamayacağım. Hepiniz sağ olun, var olun. Birine sağ olun başkan. Sağ ol başkan. Timur. Hı? Karısının sözünden çıkmayan koca. İtaatkar koca. İtaatkar. K ile başlayacağım. Kılıbık. Buldum kılıbık. Koş kapıya bak Timur. Efendim, Tijen Hanım'ın evi burası mı acaba? Aa, evet burası evladım. Bu çiçeği ona gönderdiler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ya. Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Tijen'cim. Tijen'cim. Tijen'cim bak. Bak sana çiçek getirmişler hayatım. Abi, ver bakayım kimdenmiş. Ev Kadınlarını Koruma Derneği Başkanı. Ha? Nuriye Kantar'dan sevgilerle. Allah!